Evet, değerli basın mensupları, değerli arkadaşlarım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün Türkiye'de açık bir parti devleti koşulları yaşanıyor. Son örneği de sendikal yaşam üzerinden şekillendi. Adalet ve Kalkınma Partisi ve Yandaş Sendikası, Anayasa Mahkemesi'nin verdiği bir karar üzerinden toplumda yanlış bir algı yaratmak ve CHP'yi suçlamak için olabildiğine bir çalışmanın içerisinde görünüyor. Ancak olgu ortaya geldiği zaman algı hükmünü yitirir. Başka bir deyişle gerçekler her zaman yalanların üzerine örter. Ne demeye çalışıyoruz? AKP'nin yandaş sendikası hizmet kolunda %2'den daha az üyeye sahip olan sendikaların örgütlenme özgürlüğünü ortadan kaldırabilmek için iktidar partisiyle birlikte bir düzenlemeye imza attı. Bu anayasaya açıkça aykırıydı, örgütlenme özgürlüğüne açıkça aykırıydı. Daha evvel Danıştay'ın verdiği kararlara rağmen bu yapılmıştı. Ardından da Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı geldi. Yani hukuk tanımazlıkları, anayasa tanımazlıkları bir kere daha tescil edildi. Buradan utanmak yerine bunun üzerine tepinmeyi yeğliyorlar. Biz yine de kamuoyunu doğru bilgilendirmek açısından meseleyi olanca açıklığıyla ortaya koymak isteriz. Arkadaşlar, 375 sayılı KHK'nın ek 4. maddesi gereğince sendikalara üye tüm kamu görevlilerine eşit miktarda toplu sözleşme ikramiyesi ödenmekteydi. Buraya kadar hiçbir sorun yok. Ancak memur senin girişimleriyle 6. dönem toplu iş sözleşmesine söz konusu toplu sözleşme ikramiyesi sendikaların üye sayısına göre farklılaştırıldı. Burada görüyoruz, açıkça söyleyelim. En az %1'den fazla sendika üyesi kaydeden sendikalara bu toplu sözleşme ikramiyesi ödeniyor. Geriye kalanı ödenmiyor. Bu şekilde bir toplu sözleşme hükmü çıkarttılar. Bunun üzerine diğer sendikalar konuyla ilgili olarak Danıştay'a başvurdu. Danıştay'ın 23 Ocak 2020 tarihinde verdiği karar, Danıştay 12. Dairesi'nin verdiği karar açıkça diyor ki, kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarına ilişkin hususlarda toplu sözleşme ile nispi emredici nitelikte kamu hükümlerinin çalışanlar lehine değiştirilmesi mümkün ise de mutlak emredici kanun hükümlerinin toplu sözleşme ile değiştirilmesi ya da uygulanamaz hale getirilmesi mümkün değildir diyor. Dolayısıyla bunu yapamazsın diyor. Sonra da somut ifadelere giriyor. Toplu sözleşme ikramiyesinden yararlanmada hizmet kollarına ilişkin olarak üye olunan sendikalar açısından toplam kamu görevlilerinin en az %1'inden fazla sendika üyesi kaydeden sendikalar şeklinde kriter getirilmesi suretiyle sendikalar arasında ayrıma yol açılması, açıkça sendikal özgürlüğe bir müdahale oluşturarak sendikaların kuruluş amaçlarının gerçekleştirilmesini önleyici şekilde üye kaybına sebebiyet verecek nitelik taşıdığı gibi aynı hizmet kolunda çalışıp aynı işi yapan sendika üyesi kamu görevlileri arasında sadece farklı sendikalara üye olmaları sebebiyle eşitsizlik yaratması itibariyle çalışma barışını da olumsuz yönde etkileyeceğinden dava konusu düzenlemede mevzuata ve hukuka uyarlılık bulunmamaktadır. Ne anlattık şu ana kadar? 375 sayılı KHK'da bir ayrım yoktu. Sonra memur senin girişimiyle 6. toplu sözleşmeye %1'den az üyeye sahip olanlar ve olmayanlar arasında ayrım getirildi. Sendikalar bunun için Danıştay'a başvurdular ve Danıştay bunu iptal etti. Ne yaptılar biliyor musunuz arkadaşlar? Tipik bir AKP klasiği gündeme geldi ve o saatten sonra bir torba kanunun içerisine aynı ayrımcılığı bu kez %1 olan oranı %2'ye çıkartacak şekilde yaptılar. Kamu görevlisi sendikasının kurulu olduğu hizmet kolunda sendika üyesi olabilecek toplam kamu görevlisi sayısının en az %2'sini sendika üyesi kaydeden kamu görevlileri sendikalarla üye olup
aylık veya ücretinden üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine toplu sözleşme ikramiyesi ödenir. Bu açıkça hukuk tanımazlıktır. Bu açıkça Danıştay'ı ve hukuku arkasından dolanmaktır. Danıştay %1'i yapamazsın diyor. Bu hukuka aykırıdır. Sendikal özgürlüğe aykırıdır diyor. Arkadaşlar, Danıştay'ın iptal ettiği toplu sözleşme hükmünü torba kanuna üstelik de %1'i %2'ye çıkartacak şekilde alıyorlar. Bunun üzerine Cumhuriyet Halk Partisi 11 Ocak 2023 tarihinde Anayasa Mahkemesi'ne başvuruyor. Diyor ki bu eşitsizlik giderilsin, kamu görevlileri arasında sendika üyeliğini ya da üye olmamayı kapsayacak bir ayrımcılık yapılmasın diyor. CHP'nin yaptığı başvurunun tam metni buradadır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin amacı ortadadır. Bunun üzerine Anayasa Mahkemesi 5 Mart 2024 tarihli resmi gazetede yayınlanan kararını veriyor. Bu kararda da açıkça şunu söylüyor Anayasa Mahkemesi. Kamu görevlileri sendikasının kurulu olduğu hizmet konumunda sendika üyesi olabilecek toplam kamu görevlisi sayısının en az %2'sini üye kaydeden kamu görevlileri sendikalarına üye olma zorunluluğu öngörülmemiş ise de toplu sözleşme ikramiyesinin sadece bu sendikalara üye olanlara ödeneceğinin öngörülmüş olmasının bu sendikalara üye olmaya zorlayıcı nitelik taşıdığı, dolayısıyla yeni sendikaların kurulabilmesini ve çalışanların dilediği sendikayı seçebilmesini fiilen engelleyici nitelik taşıdığı açıktır. Dolayısıyla kurulan anayasal yönden nesnel ve makul bir temele dayandığı söylenemez. Bu itibarla kuralın sendika hakkı bağlamında eşitlik ilkesiyle bağdaşmadığı sonucuna varılmıştır diyor. Ayrıca bunu tersten bakıyor, negatif sendikal özgürlüğe de aykırıdır diyor. Şimdi bir kere daha ifade edelim. AKP ve onun yandaş sendikası bir parti devleti niteliği içerisinde birlikte çalışırken hem Danıştay tarafından hem Anayasa Mahkemesi tarafından hem de emek dünyası tarafından iş üzerinde yakalanmıştır. Utanma lazım. Utanma olmayınca şöyle oluyor. Sosyal Güvenlik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı açıklama yapıyor. CHP'yi suçlar nitelikte. Parti devletinin bakanı. Parti devletinin sendikası arkasından açıklama yapıyor. Yaptığı açıklamadan sonra bizim il binalarımızın önüne gitmeye cüret ediyor. Ve orta yerde böyle bir algı yaratma operasyonlarının içine düşüyorlar. Şimdi buradan açıkça söyleyelim. Konu sizin açınızdan kendi sendikanıza çalışanları üye olmayı zorlayıcı bir nitelik taşımaktadır. Hukuka aykırıdır. Bu iptal edilmiştir. Peki bu andan itibaren de yapmak gerekmektedir. Başta memur sen olmak üzere tüm yandaş sendikaları şu konuda tavır almaya çağırıyorum. Derhal partinizle birlikte bir araya gelin. Toplu iş sözleşmesine hüküm koydurun ve bu konuyu aşın. Ha, bunu yapmıyor musunuz? Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde, Mart ayı boyunca çalışmama kararı aldı. Elbette milletvekilleri yerel seçim çalışması yapıyorlar. Ama burayı istismar etmeye devam ederseniz Mart ayı içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni yalnızca bu konuyu ele almak üzere özel gündemli bir toplantıya çağıracağız. Ve bu konuda Danıştay'ın ve Anayasa Mahkemesi'nin iptaline uyarlı bir şekilde kanuni düzenleme yapmaya sizi çağıracağız. Yani bugün deşifre oldunuz, boş yere çabalamayın, çırpınmayın. Sizi ayrıca mecliste ve en üst siyasal ortamlarda da deşifre etmeye ve çırılçıplak bırakmaya devam edeceğiz. Ta ki yalanınız halk tarafından ve çalışanlar tarafından anlaşılana kadar. Arkadaşlar, özel bir istismar konusu olduğu için bunu özel olarak işlemek gereği hissettik. Sayın Genel Başkanımızla bu sabah konuştum. O da bugün yapacağı basın toplantılarında konuyu açıklığa kavuşturacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız. Başka sorusu olan var mı arkadaşlar?
Güzel bir soru olmadığını görüyorum. Peki. Teşekkür ederim arkadaşlar.